Merhabalar. Beni izleyen sizlerden gelen önemli bir uyarıyı öncelikle aktarmak istiyorum. Şimdi diyorlar ki yanlış tutuyorsun, alttan bakar gibi, üstten bakar gibi oluyor. Evet biliyorum bunların hepsi benim hatam ama bir tabii sistem kuramadım. Fakat söz de vermiştim bir an evvel YouTube'a gireceğim diye. Onun için ben bu yayınları cep telefonunun elinde tutarak yapıyorum. Tabii öyle olunca zaman zaman sarsılma oluyor ya da hani aşağıdan baktın, yukarıdan baktın gibi ama en kısa zamanda bu sorunumu halledeceğim. Şimdi bugün çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Az önce televizyonda da anlattım ama hakikaten insanın canı sıkılıyor. Çünkü damat bey, Cumhurbaşkanı'nın damadı ama bütün ekonominin ve hazinenin kendisine teslim edildiği damat bey yine bir başkentten söz ediyor. Diyor ki işte Türkiye'yi bu başkentten yıkmak istediler ama biz duvara tostlattık onları, başardık, kazandık, çok güzel gidiyoruz diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nasıl bir başarıdır bu Allah aşkınıza ya? Yani 3,77 olan doları 5,5'ta sabitliyor gibi gözükmek. Çünkü son 15 gündür aşağı yukarı 5,60 ile 5,45 arası işte o 10-15 puanlık bantta dolaşıyor. Yani bu nasıl oluyor da başarı gibi gözüküyor. İkincisi de bu ikide bir dış güç, başkent biliyoruz. Ya biliyorsanız ne olur söyleyin. Ama biz de biliyoruz. Kastettiğiniz başkent Amerika ama ne olur. Biraz yürekli olun, biraz cesaretli olun. Korkmayın şu Amerika'dan da. Deyin ki evet bu başkent Amerika. Bunu diyemiyorsunuz. Çünkü Amerika dediğiniz an bütün ilişkilerinizin bozulacağını ve Amerika'dan çok şiddetli tepki göreceğinizi biliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Burada sizin için hülo diyen, makarnanıza gönderdiğiniz peynir, zeytin, efendim pirinç kutularına tav olan, onlarla beyinlere adeta uyuşturulan ve bağımlı hale getirilen insanların ruhlarına hitap ediyorsunuz, duygularına hitap ediyorsunuz ve onların adeta kadrolu seçmen gibi hayatlarına devam etmelerini sağlıyorsunuz. Biraz yüreğiniz varsa, biraz cesaretiniz varsa, Amerika'dan korkmuyorsanız ne olur açıklayın. Deyin ki şu başkenti yaptı. Türkiye'ye dış güç olarak saldıran bunlar. Bunları söylemediğiniz sürece en azından bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyenizin olmayacağını söyleyeyim. Ay efendim bize ne? Sen bize karşı olsan, bizi beğensen ne olur, beğenmesen. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Çünkü benim bu söylediklerimi dünya görüyor, biliyor. Yani ben söylediğim için değil. Onlar zaten biliyorlar gerçeği. Ama sizi şu anda iktidarda tutmak, söyleyeceklerinizi yapmaya devam etmenizi sağlamanız için bu söylediklerinizi aldırmıyor gibi görünüyorlar. Siz de buna aldanmayın lütfen. Açıklayın. Amerika deyin. Yüreğiniz yetiyorsa deyin. Yoksa devamlı yok. Güneyde biz işte operasyon yapacağız. Yok geliyoruz bir gece ansızın. Bunun böyle olmayacağını herkes biliyor. Orada bir Amerikan bayrağı görürseniz operasyon falan yapamayacağınızı. Siz de biliyorsunuz. Dünya da biliyor. Amerika da biliyor. Bir gün bu halk da bu gerçeği görecek. İşte gördüğü gün bilmiyorum ne yaparsınız. Evet tekrar görüşmek üzere diyorum.